Evet sevgili YouTube izleyenlerim, efendim hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Bendeniz Yavuz, Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz. Bugün sizlerle yine harikulade bir DC Yeni 52 Batman hikayesinden bahsedeceğim. Bu hikayemiz DC Yeni 52'den Batman'in Detective Comics adı altında çıkan Faces of Death, yani Ölümün Yüzleri adlı bir hikayedir. Hikayemizin çizeri Tony Daniel abidir. Yazarı ise bakayım hemen kim yazmış. Şuradan kimdi bu abi ya? Yazan da kimdi? Bozan da kimdi? Oo, Tony Daniel. O yüzden hatırlamamışım demek ki. Tony Daniel bu hikayeyi hem yazan hem çizen. Bu hikaye ilk çıktığında ben çok beğenmiştim. Daha doğrusu detektif komik serileri başlangıçta çok güzel gitti Yeni 52'de Batman'in. Fakat detektif komiks Batman ne yazık ki sonraları bozmaya başladı. Ben 3. ciltten sonra almayı bıraktım Batman'in detektif komiks hikayelerini. Ama bu hikayesi oldukça güzeldir. Spoiler vermek istemiyorum ama Joker'le ilgili çok enteresan bir hikayedir. Okuyanlarınız bilir bu hikayenin sonunda ne olduğunu. Ve dediğim gibi yani spoiler vermiyorum ama hakikaten ilginç bir hikayedir. O yüzden kesinlikle bu hikayeyi alıp okumanızı tavsiye ederim. Zaten Türkiye'de de ya JBC'den ya Yapı Kredi'den bu cilt çıkmıştı. Zannedersem 2 yıl önce falan. Kesinlikle yani bunu okumadıysanız alın okuyun derim arkadaşlar. Her zaman diyorum ben nedense DC'nin Yeni 52 serilerini daha çok beğenmiştim. Çünkü çok enteresan hikayeler vardı mesela. Dediğim gibi Faces of Death de yani Ölümün Yüzleri hikayesi de bunlardan birisidir. Joker'le ilgili çok enteresan bir hikayedir. Yani bilenler bilir, okumuş olanlar bilirler. O yüzden dediğim gibi biraz merak ettireyim sizi böyle. Ki gidip bu kitabı alıp okuyasınız arkadaşlar. Okuyun, kaybetmezsiniz. Aksine heyecanlanırsınız. Eğlenirsiniz, büyülenirsiniz. Daha ne diyeyim size? İsterseniz gelin şimdi hep beraber bu hikayeyi birlikte incelemeye alalım. Haydi bakalım. Kara masamıza yatıralım hikayemizi ve bakalım içinde neler varmış bu kitabın. Haydi. Evet efendim işte buradayız. Batman Detective Comics Ölümün Yüzleri. Gördüğünüz gibi yine hoş bir kapak, Tony Daniel imzalı, Batman ve etrafında bir sürü Joker görüyoruz. Kafası karışmış mı Batman herhalde? Burada Tony Daniel abimizin bize anlatmaya çalıştığı gibi geliyor bana. Sert kapak versiyonum Eagle Moss firmasından basılıyor. Eagle Moss firmasını bilen bilir. Eagle Moss nedir? Koleksiyonluk ürünler çıkaran bir İngiliz firmasıdır. Buradan da bu kitabı İngiltere'den aldığımı anlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi duvarda yüzü asılı Joker abimiz, psikopatik bir kapak. Yani yüzü derisi soyulmuş ve Batman abimiz sıfırlamış her şeyi. Yeni 52'de Flashpoint'tan sonra koşturuyor gencecik haliyle. Burada her zamanki gibi bir ön söz, hikayenin anlam ve önemine dair ve ilk kapak. Beni bu kapak çok etkilemişti. Hemen zaten gidip almıştım. Sonrasında gördüğünüz gibi Joker'le devam eden bir hikaye. Batman abimiz çatı bayır demeden koşturuyor. Çizimler harikulade, kareler müthiş. Girişat o biçim. Gır 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 yani bum kabom. Vurdu kırdı kan, vahşet. Ne ararsan var hikayede arkadaş. Ama Tony Daniel gördüğünüz gibi çok güzel çiziyor Batman'i yani müthiş. Hastasıyız Tony abinin. Yani benim Iman Reis'ten sonra DC'de en çok sevdiğim çizerdir yani. Jason Fabok abi de iyidir ama dediğim gibi Ivan Reis, Tony Daniel, ha tabii ki Jim Lee abiyi unutmamak lazım. Jim Lee zaten ayrı bir kategoride bizim için. Evet dediğim gibi hikaye Joker üzerine yoğunlaşan ve psikopatik bir hikaye. Hikayenin sonunda bir şok yaşıyorsunuz. Joker abi kendisine öyle manyakça bir şey yapıyor ki hadi canım diyorsunuz. Ve sonradan meraklı hikayeyi tekrar takip etmeye devam ediyorsunuz. Dediğim gibi ilk 3 cilt Detective Comics Batman çok güzeldi.
tavsiye ederim. Ama üçüncü ciltten sonrası baydı. Çizimleri bozuldu, hikaye bozuldu. O yüzden bıraktım takip etmeyi. Ama bu hikaye kayda değer. Gördüğünüz gibi çok hoş. Çizimler o biçim. Batman Faces of Death. Alınmalı diyorum arkadaşlar. Ve burada da bu çizgi roman incelememizi noktalıyoruz. Bir sonraki videomda görüşünceye dek çizgi romanlarımı beğenmeyi, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, üye değilseniz üye olmayı unutmayın diyorum. Ve hepinize hoşça kalın diyorum.